Öncelikle biraz beklettik gelenler olur mu diye. Kusura bakmayın. Zaten robotun şeyine katılanlar görmüştür. Biz ODTÜ Tek olarak 2005 yılından bu yana ODTÜ Robot Topluluğu'nun çatısı altında araçlar üretiyoruz. Bunlar güneş enerjili araçlar olarak başlamıştı. Yani TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışlara katılınıyordu. Sonra günümüzde elektrikli ve hidrojenli araçlar yaparak devam ediyoruz. Bu sene de iki tane araç üreteceğiz. V4 adlı aracımız da söylediğim gibi yurt dışı yarışlarına katılıyoruz. Geçen sene olmamıştı. Bir saniye. Geçen sene tabii bu pandemi yüzünden yarışlara yapamamıştık. Bu sene eğer olursa katılacağız yani yine. Şu sağda gördüğünüz iki aracımızla da TÜBİTAK yarışlarına katılıyoruz. Bunlar hidrojenli ve elektrikli olmak üzere. Bu sene de yine dediğim gibi iki araç üreteceğiz. Şimdi alt takımlara geçelim. Zaten bunlardan bahsetmiştim size daha önceden. Mekanik ekibinde 3 alt daldan oluşuyor. Süspansiyon takımı. Bunları ayrıntılı olarak birazdan size anlatacağız. Body takımı ve casing takımı olmak üzere. En son olarak da elektronik takımından bahsedeceğiz size. Şimdi ben sözü Mehmet Furkan ve Anıl'a bırakacağım. Buyurun. Merhaba herkese. Ben Mehmet Furkan. Bu sene Anıl'la birlikte süspansiyon ve araç dinamiği takımının koordinatörlüğünü yürütüyoruz. Şimdi biraz biz bu alt takımlardan süspansiyon ve araç dinamiği ne yapıyoruz? Hangi görevlerimiz var? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Araç dinamiği dediğimiz zaman farklı araçlar için çok farklı amaçlarda süspansiyon sistemleri üretilebilir. Yani süspansiyon sistemi dediğim zaman aslında bizim tasarladığımız şeyler aracın yerle olan bağlantısını sağlayan tekerler ve onların bağlantı elemanları. Bunlar farklı amaçtaki araçlar için çok farklı şekilde üretilebilir. Burada gördüğünüz dört farklı uç noktada diyebileceğimiz araçlar var. Bir tanesi ralli araçları. Bunlar hızlı olması için ve belli yollarda uçarak hızlı bir şekilde gidebilmeleri için tasarlanıyor. Aynı şekilde off-road araçları kötü yollarda gidebilmesi için tasarlanıyor. Formula 1 araçları hızlı gidebilmesi için ve standart araçlar da genel her şeyin iyi olması amacıyla tasarlanmaya çalışılıyor. Bizim amacımız burada verimlilik üzerine yarışlara katıldığımız için tasarladığımız araçlarda olabildiğince verimli olacak şekilde tasarlamaya çalışıyoruz. Bu geçen senelerde tasarladığımız bir araç. Süspansiyon takımı olarak temel 3 tane görevimiz var. Bunlardan bir tanesi aracın yerle bağlantısını sağlayan süspansiyon sistemini bu mekanizmaları tasarlamak. Bir tanesi direksiyon sistemini tasarlamak. Bir tanesi de frenler. Bu üç sistem bir araya geldiğinde aracın nasıl sürüldüğünü ve sürücünün araçtan nasıl bir feedback aldığını, aracı sürerken neler hissettiğini belirliyor. Bu parçaları, bu sistemi tasarlarken amacımız az önce de söylediğim gibi önemli amaçlarımızdan bir tanesi verimli olması, parçalarımızın hafif olması ve bir diğer amaçlarımız da bu parçaların yoldan gelecek kuvvetlere dayanabilmesi ve güvenli bir sürüş sağlayabilmesi.
Bunları yapabilmek için belli programlar kullanıyoruz. Bunlardan biraz bahsedeyim. Öncelikle dersinde alacaksınız zaten. SolidWorks kullanarak 3 boyutlu çizimlerimizi yapıyoruz. Tasarımlarımızı SolidWorks üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bunun haricinde parçalarımızın belli kuvvetlere dayanıp dayanamadığını üretimden önce test edebilmek için belli analiz programları kullanıyoruz. Bu analiz programları olarak SolidWorks'ün içinde bir simülasyon programı var ve bunun haricinde ANSYS denilen bir programı kullanıyoruz. Bunlar haricinde süspansiyona özel yapmamız gereken bir takım analizler var. Bunlar da aracın az önce dediğim gibi nasıl sürüleceğini, sürücünün aracı sürerken neler hissedeceğini belirleyebilmemiz için kinematik analizler yapmamız gerekiyor. Bunun için de Lotus ve Vsauce gibi programları kullanıyoruz. Bu şekilde süspansiyonu tasarlıyoruz ve sene içinde süspansiyonun tasarlanması, üretilmesi ve montajı aynı şekilde direksiyon sisteminin ve fren sisteminin de üretilmesi ve montajı süspansiyon takımının sorumluluğu altında. Anıl, istersen sen biraz bahsedebilirsin. Neler Ben yapıyoruz? şeyden bahsedecektim. Zaman çizelgemizden arabayı tasarlarken nasıl bir zaman çizelgesi izliyoruz. Şu sağ altta gördüğünüz Vsauce'ın ön süspansiyon ve arka süspansiyon kinematiklerini çıkarıyoruz. Sonra da bunları Lotus'a aktarıyoruz ve Lotus'ta bu kinematiklerin ne kadar iyi, ne kadar kötü olduğuna bakıyoruz. Bunlara baktıktan sonra bu süspansiyonların katılamasına geçiyoruz. SolidWorks'te bunların 3 boyutlu modellerini çiziyoruz. Sonra çizdikten sonra bunların ANSYS'e aktararak kuvvetlere ne kadar dayandığını bakıp hafifletebiliyorsak hafifletiyoruz. Ve en sonunda işte bu süspansiyonları parçalarını birlikte assembly yapıyoruz. Sonra işte en son kısımda da bunların teknik çizimlerini çıkartıp üretime veriyoruz. Üretimden geldikten sonra da bunların hepsinin montajını yapıyoruz. Süspansiyon takımı genellikle aracın tasarımında en uzun süren kısım. Ama mekanik tasarımları seviyorsanız süspansiyon sizin için güzel bir tercih olabilir. Ekleyeceğiniz farklı bir şey yoksa devam edelim. Devam edebiliriz. Burada Elif, sen şey yapabilirsin. Merhaba arkadaşlar, ismim Elif. Ben de Barı takım koordinatörü oldum bu sene. Üçüncü senem toplulukta. Yine aynı şekilde iki tane daha koordinatör arkadaşım var. Onların da dördüncü senesi artık. Body takımı olarak altı kişiyiz bu sene. Ve umarım sizi de aramızda göreceğiz. Şöyle başlayayım. Ufuk sen değiştirsene ya. Ben... Bir sıkıntı var şu an herhalde. Genel olarak biz neler yapıyoruz body takımı olarak? Şu şekilde tasarımlar yapıyoruz araç çizimiyle alakalı. Tabii bunu göz ön aerodinamik yapısı, aracın yani daha çok yarış araçlarına benzetiyoruz bunu. Tasarımlar yapıyoruz. Kabuk üretimini yapıyoruz tabii ki. Ama dayanıklılığını ve aerodinamik analizlerini yaptıktan sonra en son artık kabuk üretimine geçiyoruz. Bu şekilde yani dışarıdan gördüğünüzde aracın üstünde kabuk olarak ne varsa bunun her şeyle biz ilgileniyoruz. Devamı. Tasarım aşaması nasıl başlıyor? Hani biz de kafamıza göre belli bir tasarıma başlayamıyoruz.
Özellikle TÜBİTAK'taki yarışlara katılıyoruz. Onların verdiği ölçüler oluyor bizim için. Mesela en basitinden aracın kabuğun yerden yüksekliği 15 santim olmalı gibi. Ya da tabii diğer takımdaki arkadaşlarımızla birlikte aynı şekilde, aynı zamanla gidiyoruz. Onlar belli bir bize ölçüler çıkarıyorlar, şase çıkarıyorlar aslında. Biz de onu en uygun kabuğu çizmeye çalışıyoruz. Yani buna uygun kabuğu çiziyoruz ve sonra birkaç program daha kullanıyoruz. Buna da genellikle ne kadar dayanıklı, işte rüzgarı ne kadar rahatsız ediyor ya da belli bir hızda ne kadar, nereye dikkat etmemiz lazım, belli parçalarını değiştiriyoruz. Bu şekilde. Bundan sonra da artık en son üretim aşamasına geçebiliyoruz. Bu ileride hani neler kullanıyoruz? Evet, SolidWorks derslerini zaten alacaksınız. Fusion programı var. Bir de aynı şekilde Ansys ve Flow Design'da da anlattığım gibi daha çok aerodinamik testlerini yapıyoruz bunların. Birkaç fotoğraf var. Bunlar çizdiğimiz araçlar. Bu SolidWorks üzerinden. Diğeri bu aerodinamik yapısını, yani bu yeşil çizgiler aslında rüzgarı temsil ediyor. Rüzgar aracı ne kadar rüzgarı ne kadar rahatsız ediyoruz. Hava akışını ne kadar değiştiriyoruz, rahatsız ediyoruz. Yani genelde kısaca mavi ya da yeşil bölgeler sorun çıkarmayacağını ama kırmızı bölgenin rüzgarı rahatsız ettiğini gösteriyor. Bu şekilde. Bu diğer kırmızı araç da geçen sene çizimlerini tamamladığımız ve bütün testlerini tamamladığımız aracımız. Bu sene de yeni bir araç çizeceğiz. Neler kullanıyoruz? Genel olarak karbon fiberle çalışıyoruz. Karbon kumaşlarla çalışıyoruz. Bunu zaten hani göreceksiniz eğer çalışma fırsatımız olduğunda. Asıl amacımız bu karbon fiberin yani karbon kumaşı kalıba yatırıyoruz. Üzerine sıvı reçine uyguluyoruz. Bunlar kimyasal bir reaksiyona giriyorlar. Ve karbon neredeyse çelik kadar diyebilirim. Dayanıklı hale geliyor. Ve avantaj olarak da çok hafif. Çok gayet hafif bir malzeme oluşuyor. Bir de cam elyaflarla çalışıyoruz. Bunlar da aynı mantık yine. Cam elyafımızın üzerine reçine uyguluyoruz. Geri dönülemez bir kimyasal reaksiyona giriyorlar. Ve dayanıklı bir hale geçiyorlar. En çok kullandığımız malzemeler bunlar. Vakum infüzyon da bu sene sık sık kullandık. Aslında semester'da, geçen sene semester'da bir kalıbımıza bunu uyguladık. Hem kendimizi geliştirmek. Hem de aramıza yeni katılan arkadaşlarla biraz daha çalışalım diye yapmıştık. Bu Ocak'ta yaptık bunu. Bu da aslında aynı mantık. Hani karbon kumaşların üzerine reçine uyguluyoruz. Ama bu şekilde hem daha az reçine kullanmış oluyoruz. Hafif olmuş oluyor yani bu şekilde. Ama tek farkı aslında hani vakumlanmış, bu şekilde vakumlanmış bir alan elde ediyoruz. Yapması birazcık şey ama hani hem biraz daha fazla emek istiyor hem de çok dikkatli çalışmamız gerekiyor. Birkaç saat süren bir iş. Yani diğer türlü fırçayla yapıyoruz reçine uygulama işlemini. Bunu da videoda görebilirsiniz. Bu şekilde reçine vakum sayesinde ilerliyor plaka üzerinde. Daha profesyonel bir yöntem tabii ki de. Bunu da bol bol kullanacağız bu yöntemi de bu sene. Otoklav yöntemi de son olarak. Bu ne benziyor birbirine? Bir fırının içine yerleştirilerek sıcaklık basınç altında katılaşmasını gerçekleştiriyoruz bu şekilde. Otoklav yönteminde tabii geçen senelerde oldukça fazla kullanmıştık. Genel olarak bunları söyleyeceğim. Tabii en son sorularınızı sorabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz ama bu şekilde söylemek istediklerim. Biraz daha tabii bilgisayar üzerinden değil, bizim çalışmalarımız yüz yüze devam ediyor tabii ki de. Biraz daha farklı emek, normal fiziksel bir çalışma gerektiriyor. Ama gayet zevkli işler. Biraz hani saati fazla sürebiliyor ama çok zevkli işler yapıyoruz. Bu şekilde anlatacaklarım. Başka ne ekleyebilirim diye düşünüyorum.
Bu şekilde. Zaten bu sene yeni bir araç hani üreteceğiz. Umarım planlamalarımız bu şekilde. Bol bol zaten iş düşüyor body takımına da. Sizi de görmek isteriz aramızda. Bu şekilde. O zaman casing'e geçelim. Yine soru gelirse Ben döneriz bitirdim en konuşmayı. son. Burada sözü ben yanına bırakayım. Arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle tekrar. İsmim Yalın, makine mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bu sene de casing ve drive train takımının koordinatörlüğünü yürütüyorum. Şöyle tanımlamaya başlayalım. Slide'ı geçemedim. Casing ve drive train alt takımı aslında isminde yazdığı gibi iki tane temel amaç üzerinde çalışan bir alt takım. İlk kısımda aracın hareketini sağlayan motorun, elektrik motorumuzun tasarımını ve üretimini sağlıyoruz. Ve drivetrain adına da bu motordan gelen gücü tekerlere aktarımı konusunda çalışıyoruz. Çalışma sürecimiz nasıl oluyor derseniz, ilk olarak aracımızın yarışacağı pistin özelliklerine ve başka şeylere bağlı olarak aslında gerekli olan bazı değerleri hesaplıyoruz. Örnek veriyorum, işte ihtiyacımız olan tork veya motorun üretmesi gereken güç gibi. Daha sonra bize bu değerleri sağlayacak uygun elektromanyetik tasarımlar yapıp aslında tasarımımızın ilk fazını tamamlamış oluyoruz. Daha sonra da SolidWorks üzerinden bunun bu elektromanyetik tasarıma uygun bir mekanik tasarım yapıyoruz. Burada resimde gördüğünüzde işte mekanik tasarımı bitmiş bizim bir motorumuza ait. Ve daha sonra da uygun malzemeleri seçerek bu motorlarımızı üretiyoruz. Ve sürecimiz aslında böyle tamamlanmış oluyor. Bu noktada sadece mekanik değil, elektrik de, elektronik bilgisi de aslında gerekiyor. Çünkü bir elektrik motoru üstünde çalışıyoruz ve mekanik ihtiyacımız kadar aslında elektronik bilgiye de ihtiyacımız var. Bu yüzden burada çalışmak aslında disiplinler arası bir çalışma tecrübesi de sunuyor bize. Şöyle birkaç resim üzerinden devam edeyim. Sol taraftaki resimler bizim analiz aşamalarımıza ait. Sol altta gördüğümüz resim sahip olduğu, yani ürettiğimiz, daha önce ürettiğimiz bir motorun manyetik analizinin sonucu. Bu ANSYS'in Maxwell isimli bir programından yapılmış bir analiz. Bunun üstünde de başka bir motorumuzun mekanik tasarımı sonucunda ki parçalarını görüyorsunuz. Daha sonra tabii ki bu tasarımdan sonra dediğim gibi bir üretim fazımız vardı. Sağ taraftaki fotoğraflarda üretim kısmını gösteriyor bize. Burada ortadaki fotoğrafta motorumuzun mıknatıslarını yerleştiriyoruz, yapıştırıyoruz ve diğerinde de bir sargı işimiz var. Böylece aslında bizim üretim faaliyetimiz son bulmuş oluyor ve bu parçaları birleştirip bir motor elde ediyoruz. Ve uzun ve aslında zorlu geçebilen bir süreç ama sonucunda gerçekten bunun çalıştığını görmek de mutluluk verici. Şimdi size bu anlardan bir şey göstereceğim, bir video. Bu bizim R4 isimli aracımıza yaptığımız bir motorun ilk kez döndüğü zaman. Size hemen şöyle bir şey göstereyim. Ses geliyor mu bilmiyorum ama. Burada ilk defa dönüyor ve İnsanların sevincini görüyorsunuz. Videoda genel olarak böyle devam ediyor. Dediğim gibi genel olarak uğraştığımız şeyler bu şekilde. Eğer sizin de ilginiz varsa tabii ki sizi de aramızda görmekten memnuniyet duyuyorum. Devam edelim. Bir saniye. İsterseniz. Şimdi tabii ki arkadaşlarım da söylediler, bu tasarım aşamasında SolidWorks kullanacağız. Ama kullanmadan önce tabii ki bizim topluluğumuzun verdiği bir eğitim var.
Şimdi size birazcık ondan bahsedeyim. Birazcık tabii ki pandemi sebebiyle yüz yüze yapamadığımız bir durum. O yüzden slide'ı geçebiliyor muyum? O yüzden bu sene farklı bir şekilde eğitim sağlayacağız. İnternetten ya da başka şeylerden kaynaklanan sorunlardan mümkün olduğunca uzak durabilmek adına farklı konuların işlendiği toplam 10 tane ders çekimi yaptık. Ve bir detaylı bir SolidWorks serisi, eğitim serisi oluşturduk. Ve bu seriyi sizinle hafta hafta paylaşarak gerekli ödevlendirmelerle beraber, yani sizin çalışmanız adına, hani öğrendiklerinizi biraz kullanabilmeniz adına bazı ödevler, çalışmalar sağlayarak bu programı uzaktan öğrenmenizi amaçlıyoruz. Bu noktada tabii ki hiçbir zaman yüz yüze gibi olmayacak. Muhakkak sormak istediğiniz noktalar olacaktır. Anlaşılmayan noktaları sorabilmek için her zaman çevrimiçi dersler organize etmeye çalışacağız. Sizden gelen talep doğrultusunda tabii ki. Eğer yine de buradaki herkese söylemiş olayım. Eğer SolidWorks daha önce kullandım ve biliyorum diyorsanız bunun hakkında da iletişime geçebiliriz. Bir muafiyet sınavımız yani olacak ayrıca. Hani onu da bildirmiş olayım. Eğitimlere katılmayı arzu ederseniz eğer buradaki QR kodu okutup oradaki anketi doldurabilirsiniz. Bir iletişim oluşturabilmek adına bir mail grubu ve WhatsApp grubu gibi oluşturabilmek adına. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Bunu ayrıca linkini de chat'e atarız zaten. QR kodla mesela mobilden bağlananlar için. O şekilde yapabilirsiniz. Evet. Elektronik takvime geçelim. Orada Egemen bize bir bahsedecek biraz. Merhabalar arkadaşlar. Ben Egemen. Makine 2. sınıf öğrencisiyim. Elektronik takımı, elektronik araçları üretince elektronik ihtiyaçlarımız da oluyor bu araçların. Ve bundan ihtiyaçlarla ilgilenen bir elektronik takımımız var. Bundan bahsedeceğim. İlk önce elektronik takımın yaptığı birkaç işten bahsedeyim. Buraya kısaca birkaç sistem yazdım. Biz elektronik takım olarak aracın VMS, EMS, charger ve birkaç çeşitli devresini yapıyoruz. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse en temel devrelerden bulunan VMS. Bu VMS, bu bir katıldığımız yarışmalar en azından tuttuk. Bizden hem pilin güvenliği hem de dengeli kullanılabilmesi için ve yerlilikten ekstra puan almamız için, ya ekstra puan değil, hatta zorunlu yerlilik istediği parçalardan bir tanesi. Biz bu parçayı tasarlarken diğer bütün tasarladığımız parçalar gibi enerji yarışması olduğu için verimliliği çok yüksek öncelikte tutuyoruz. Ve birkaç tane de ekstra özellik istiyorlar bizden. İşte short circuit protection. İşte bir pilimiz bir sürü bataryadan, küçük bataryadan oluştuğu için bunların dengeli kullanılması, herhangi bir short durumunda güvenli bir şekilde kesilmesi, pilleri koruyabilmemiz, araçta herhangi bir güvenlik sıkıntısının oluşmaması için. Bir sonraki dönemimiz EMS. EMS de hidrojenli aracımızda bulunan bir tane devre. Hidrojenli aracın gene verimlilik amacıyla üretildiği için bizden tüptak bir de ekstradan hidrojeni ve aracın pilini dengeli kullanmamız istiyor. Yani direkt olarak istemiyor da puanlandırma formülünün içine koyuyor bunu. O yüzden pilden ve hidrojeni kullanan fuel cell aracın devresinden veriler alarak dengeli bir şekilde enerjiyi kullanmamızı sağlıyor. Charger'da elektromobilde zorunlu, hidromobilde gene opsiyonel bir yerli olan bir parçamız. Bunu da güvenli bir pili şarj etmemiz için devre tasarlamamızı istiyor TÜBİTAK.
Bunun da en önemli parçalardan bir tanesi motor sürücü. Evet, araç elektrik motoru olduğu için bir tane elektrik sürücümüz de oluyor. Elektrik motorlarımız 3 fazlı olduğu için bizim 3 fazlı bir motor sürücü tasarlamamız bekleniyor. Bu gene her elektronik devrede beklenildiği üzere yüksek bir verimlilik gerekiyor. Enerji, yani verimlilik yarışı olduğu için en belirleyici kıstaslardan bir tanesi de elektronik devrelerin verimliliği oluyor. Motor sürücü dışında bir de büyük devreler dışında bir sürü araç içinde küçük devreyle uğraşıyoruz. Bunlardan örnek vermek gerekirse güvenlik için olan hidrojen sensörü devremiz, hidrojenli arabamızda mutlaka bulunması gereken bir devre. Herhangi bir sızıntı olduğunda hidrojen supply'ını keserek ses çıkartıp bizi uyarıyor. Ya da herhangi birkaç yerde bulunması gerekli görülen sıcaklık sensörlerimiz, pilde ve hidrojen tüpünde. O sıcaklık belirli bir değeri geçtiğinde gene aracı otomatikman kapatacak güvenli bir şekilde bir devre tasarlıyoruz. Bunun dışında bir sürü küçük devremiz de var. Mesela aracın farlarını yakmamız için bir tane LED sürücü devresi tasarlamamız gerekiyor. Ya da mesela zorunlu olan frene bastığımızda aracın arkasındaki fren lambasının yanması için de bir devre tasarlamamız gerekiyor. Bunların hepsiyle elektronik takımı ilgileniyoruz. Devrelerimizi kendimiz Proteus programından çizip sonra ürettiriyoruz devre kartı olarak. Elemanlarımızı da devrelerimize kendimiz diziyoruz. Evet, elektronik olarak alımlarımızı biz bu ilk dönem değil de robotun temel elektronik eğitimini alan arkadaşları ikinci dönem aramızda bekliyoruz. Katılabilirler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Katıldığınız için teşekkür ederim. Hepinizi bu forumdan kayıt yaptıysanız, hatta son kez atayım. Sonradan katılan olmadı sanırım ama buradan kayıt oluşturun, yani formu doldurun. Biz size zaten ulaşacağız. İnşallah bu salgında biterse görüşmek üzere diyeyim. Hepiniz hoşça kalın. Eklemek istediği bir şey yoksa sizin de.